Aydım elin eline varaydı Urfa eline varaydı Urfa eline kurbanım dudu diline kurban. Hayranın olam yar senin, kurbanın olam yar senin, kurbanın olam yar senin, hayranın olam yar senin. Ya teşekkür ederim ya. Hakikaten alkışlayan elleriniz dert görmesin. Vallahi Seyit kardeş var ya, seni seneye ben Eurovizyon şarkı yarışmasına sokmazsam bana da Sinan demesinler. Biz zaten sana Sinan demiyoruz ki oğlum. Üç kağıtçı diyoruz. Aşk olsun baba ya. Bozuk para gibi harcadın beni ya. Yakışıyor mu yani sana ya? Seyit, Hüseyin hadi oğlum siz gidin yatın uyuyun. Akşama çalışacaksınız, dinlenin hadi. Tamam. Hadi bakalım şöyle güzelce uyuyun şirinlerim. Sinan abiniz gelsin mi? Size ninni söylesin mi? Ayağında sallasın mı? Size biberon emzirsin mi? Hadi bakayım hadi. Dandini dandini destana. Ya komedi sana. Galimera. Hoş geldiniz. Galimera. Hoş geldiniz. Ah sizin için börek yaptım yine. Her sabah börek. Şımartıyorsunuz bizi Eleniciğim. Aa ama bu sefer çok geciktiniz Eleni yengeciğim. Vallahi çok maçımı. Sen hiç düşünmüyor musun Ali Cemal'i uşağım aç mıdır tok mudur? Ah terbiyesize bak. Allah Allah ya. Kadın lütfediyor bize her sabah börek getiriyor. Senin hizmetçin mi lan bu kadın? Bilene. Hadi gele bize çay yap da hep birlikte börek yiyelim. Eleni yenge biliyor musun ben sana şiir yazdım. Aa. Öyle mi? Okuyayım mı? Oku. Çarşıya vardım, aldım yemeni. Yengeler içinde en güzeli benim yenge Eleni. Ah Barakalo, çok teşekkür ederim. Çok güzel. Daha dur, ben bunu besteleteceğim. Fazıl Say'la görüşmelerim devam ediyor inşallah. Sinan, ufak attı civcivleriz. Aşk olsun hocam ya. Sen benim attığımı nerede gördün? Sen benim ağzımdan hiç yalan çıktığını duydun mu ya? Efendim, günaydınlar. Eyvahlar olsun. Eyvah, bela geliyorum demez. Kim bu frekale? Dükkanın sahibi yengem. Hoş geldiniz Masal Beyciğim, hayırdır? Efendim şu zam meselesini konuşmak için geldim sizinle. Zam mı? Ne zam mı? Ne zam mı olur mu? Durağın kirasına %50 zam yapıyorum işte. Oha! Bu kriz zamanında zam mı olur? Ah, beyefendi siz deli misiniz? Affedersiniz ama taksiler her gün gidiyor, boş geliyor. Müşteri bulamıyoruz. Vergileri ödeyemiyoruz. Kaskoları yatıramıyoruz beyefendi. Beyefendiciğim, bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Ben aldığım paraya bakarım. Melahat Hanım burada olsaydı şimdi bu buruşuk muşambayı bir güzel ütülerdi. Melahat Hanım'a aşık mı? Aşık ne kelime? Yanık yanık, çifte kavrulmuş lokum gibi. Baksana aşkından iğne ipliğe döndü adamcağız. Bana bak. Ah, sana bir salaklık gelmiş o. Yüzüme bakmıyorum. Ah beyefendiciğim, Melahat Hanım'ın bahsettiği o meşhur Masar Bey sizsiniz demek ki. Merhaba, ben Eleni. Memnun oldum efendim. Buyurunuz, buyurunuz geçiniz lütfen. Yanılmıyorsam, Melahat Hanım'ın benden bahsettiğini söylemiştiniz. Ah beyefendiciğim, bir kere değil, sürekli sizden bahsediyor. Ne zaman ki konuşuyoruz, laf dönüyor, dolaşıyor, size geliyor. Acaba benim için neler söylüyor? Ah neler söylemiyor ki? Öyle bir centilmendir diyor, tam bir İstanbul beyefendisidir diyor. Ah ne kadar nazik, kibar bir hanımefendidir o. Başka?
başka neler söylüyor acaba? Ah, sizin için çok yakışıklı diyor. Çok kültürlü diyor. Çok tahsilli diyor. Ah Kale, çok sportmen diyor sizin için. Hanımefendiciğim, beni ne kadar mutlu ettiniz anlatamam. Çok mutlu oldum doğrusu. Ali Kemal, bize birer tane getirsene. Biz çok uzun sohbet edeceğiz. Ayrıca sizin için Melahat Hanım çok şefkatli, çok kibar, çok kalender bir beyefendi olduğunuzu söyledi. Ah inanamıyorum. Demek ki benim için bu kadar güzel sözler söylüyor Melahat Hanım. Ve ayrıca siz beğenilmeyecek bir adammışsınız Masar Bey. Tabii canım. Ah, çok teşekkür ederim efendim. Çok duygulandım. Merhaba arkadaşlar. Melahat Hanımcığım efendim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyursunlar hanımefendiciğim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim de. Hayırdır siz buralarda? Melahat Hanımcığım, Masar Bey durağımıza zam yapmaya gelmiş efendim. Zam mı? Bu krizde yani. Biz de tam Masar Bey'e bundan bahsediyorduk Melahat Hanım. Zaten işler poli poli kötü. Bir de zam olursa durak kapanır Kale. Siz de Ankara'ya gidersiniz değil mi Melahat Hanımcığım? Ankara mı? O da nereden çıktı şimdi? Ben Ankara'ya mı gidiyorum? Ve Ankara'ya. Evet Ankara'ya gidiyorum. Peki Melahat Hanımcığım, niçin gidiyorsunuz Ankara'ya? Hakikaten ben niçin Ankara'ya gidiyordum? Çünkü Ankara'da evlenmek isteyen bir beyefendi var. Onun için gidiyor Melahat Hanım. İnanamıyorum. Şoke oldum. Şoke oldum. Çok şaşırdım vallahi. Hakikaten şimdi ben de şoke oldum. Evleniyor muyum ben? Vallahi biz de şoke olduk Masar Bey. Bakın Masar Bey, siz durağa zam yapar da durağın kapatılmasına sebebiyet verirseniz Melahat Hanım burada işsiz kalır, İstanbul'da tutunacak dalı kalmaz, mecburen Ankara'ya gider, orada kendine tutunacak bir dal bulur. Ve istemese de maalesef gidip mecburen Ankara'daki o adamla evlenmek zorunda kalır. Ya efendim? Olmaz öyle şey. Ben kapattırmam bu durağı. Melahat Hanım İstanbul'dan ayrılmamalı. Boğazın o güzel kokusunu solumadan yaşamamalı. Bence de. Sonra dalından kopartılmış nadide bir çiçek gibi solarsınız efendim. Solarım. Kıyamam efendim, ben size kıyamam. Kıyılıyorum bak. Zam yok değil mi Masar Beyciğim? Zam nereden çıktı şimdi bu zam? Böyle bir şey yok, bir daha duymak istemiyorum bunu. Zam falan yok işte, o kadar. Eleniciğim, yani harikasın ya. Durağı kurtardın, farkında mısın bilmiyorum ama durağı kurtardın. Aşk olsun Nurimu. Siz müstakbelesinizi ne sanıyorsunuz? Vallahi alem kadınsınız madam Elin. Demek Ankara'da benimle evlenmek isteyen bir adam var, evlenip oraya gidiyorum öyle mi? Baktım ki Kale size abayı yakmış, durağı kurtarmak için bu yalanı uydurdum. Ne yapayım? Alo, buyurun efendim. Evet, Akasya durağı. Var efendim tabii. Derhal efendim. Melahat Hanımcığım, bütün şoför arkadaşlar Masar Bey'in peşinde, mecburen siz gideceksiniz. Menekşe Sokak 12 numara. Hemen gidiyor. Hoşça kalın madam Elin. Güle güle.